E, iki kupada birden finale yürümek isteyen Trabzonspor var. Ligde liderliğini sürdürüyor. Başakşehir'le aynı puandalar. Kupada 2 bir yendiği Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuç alıp finale gitmek istiyor. Çünkü finalin diğer ayağında hani nispeten Aytemiz Alanya Spor, Antalya Spor muazzam top oynuyorlar ama nispeten tercih edebileceği rakipler var. E, enteresan bir e, karşılaşma, enteresan bir 90 dakika ve belki 120 dakika izleyeceğiz. Evet. Uzatmaya değdi bilir, evet. Evet. Her şey olabilir karşılaştırma. Yani bol gollü bir maç olacağını tahmin ediyorum ama uzatmaya gider mi? Gidebilir tabii ki. Ee, yani yani maçı için zaten sezonun final maçı diyebileceğiniz bir maç. Ee, Trabzonspor'un da tabii ki skor avantajı ee, ve Beşiktaş karşısındaki taktik anlayışını yine bekliyorum. Ve ee, o maçı güzel yapan da yani Trabzonspor'un bu taktik anlayışıydı. Sergen Hocanın kazanma hırsıydı. Ve ee, burada da tabii karşısındaki rakibin aşırı kazanma hırsı oyunu daha da güzelleştirecektir diye düşünüyorum. En azından kötü bir futbol olacağını tahmin etmiyorum ben. Evet, sevgili Cengiz Han'dan rica edelim. Vedat ve Sörlot karşılaştırması var. Yarı final maçından önce bir grafik gelecek ekranlarınızda rakamlar. Süper Lig'in form olarak söylüyorum. En formda iki santrı foruydu. Sezona hangisi daha büyük damga vuracak bu konuşuluyordu ki. iki oyuncu da buna yakındı. Rakamlar da ee, bize bunu gösterecek. Belki Sörlot'u bir adım öne mi yazabiliriz? 26 maç Vedat Muriç 14 gol 4 asist 4.9 hava topu kazanma 1.4 isabetli şut maç başı ve Sörlot 27 maç 19 gol 7 asist 3 hava topu kazanma 3 isabetli şut. Yani iki tane muazzam forvet. Ligin en iyi forvetleri. Ee, ama Sörloth asist sayısı da fazla. Ee, gol attığı gollerin zorluk derecesi olsun. Yani kendi pozisyonu yaratma açısından tabii ki bir adım daha önde gözüküyor sezon gelene baktığımızda. Daha 7 hafta daha var. Neler getirecek bilmiyorum ama Sörloth kaldığı yerden devam ediyor. Bence son maçta gol atmasa da devam ediyor. Yani en azından fizik ve kondisyon olarak sanki bıraktığı yerden daha ileri seviyede gibi duruyor Sörloth. Vedat Muriç'in işte hafif bir sakatlığı vardı, o da evet. e, Kayseri Spor sonra da dahil oldu. Evet. Yani, oyunculara bakıyorsunuz hem Sörlot hem Vedat Muriç iş ahlaklarından tutunda, da sahadaki özverilerine kadar, e, forma aidiyetlerine kadar ligimizde bu konuda, ilk beşe yazacağımız tabii isimler et, ikisi İkisi bu konuda takdir edilecek isimler. Arkadaşlarımız de almışlar tabii Luz, Gustavolar, Vakameler. Evet. E, i̇ki takımın da birbirinden tehlikeli silahları var. İşte Abdülkadir Ömür kıpırdanıyor ve yani inşallah çok daha hızlı hale gelecek. <laughs> Türk futbolu için de aslan gibi bu ülkenin geleceği. E, Abi yani gösterme maçında atmış olduğu golde e, gole değil de e, Topu Trabzonspor kazandıktan sonra Ekuban'da değil mi o muazzam pası atan Abdül evet, Abdülkadir Ömür'ün? Evet, Ama Ekuban. orada Abdülkadir Ömür'ün Berkan Emir'e baktıktan sonraki atmış olduğu koşu, o çevre kontrolü ve sonrasında yapmış olduğu koşu, o patlayıcı güç falan muazzamdı hakikaten. Yani. Hakikaten... Ee, çok Bet çok keyifli izlemesi Kaleci de kararsız bıraktırdı o koşu. İzlemesi çok keyifliydi. Evet. Müthişti hakikaten. Ya mesela e, rakamları okurken bazen de şuna bakmak gerekiyor. İşte 4.9 hava topu kazanma. Sörlot'un 3. Bu hava topunda Sörlot'un etkisiz olduğunu mu gösterir yoksa Fenerbahçe'nin sezon başından beri e, belirli noktalarda sıkıntı e, yaşayan e, oyun planını mı gösterir? Vedat Muriç bu hava toplarını nerede kazandı? Yani şimdi sen hücum yaparsın. İsta bindirir, atıyorum Dirar bindirir ve hatta Deniz Sürüç bindirir, Geri Rodriguez bindirir, ceza sahasına top yollarsın ve hatta doğru bir cross pas atarsın. O cross pastaki başarısıdır Yoksa Fenerbahçe sürekli belirli noktalarda uzun oynamak zorunda kaldığı için Vedat Muriç rakipleriyle boğuşurken bu hava topunu kazanmıştır. Hani evet belki rak rakamlara bazen de öyle bakmak gerekiyor. O yüzden artık bütün dünyada doğru kulüpler veri analisti tutuyor. Yani bu 4.9 hava topunu niçin kazandı? Nasıl kazandı? Nerede kazandı? Hangi oyun planında kazandı? E, Trabzonspor o kadar fazla havadan oynamıyor ki. O kadar daha toprağa bir futbol oynuyor ki. Yani şunlar da muhtemelen zaruretten vurulmuş toplarda artık kazanmış oluyor. Gibi gözük. ikisinin e, toplardır. Tabii, i̇ki korvetin yani, de oyun tarzları yani oyun tarzı ötesinde bulundukları takımın oyun tarzına göre Tabii. rakamlar. Mesela şimdi onlar. Alexander Sörlöt ceza sahası içinde nerelerde topla, hangi oyun planında buluştu da 3'ü yakaladı isabetli şutta. Vedat Nuric nasıl bir mücadeleye girmek zorunda kaldı ki o şutlarda 1.4'te kaldı. Bunların hepsine bakmak lazım yani. Ama hepsi de ligin en değerli iki golcüsü şu Kesinlikle. an itibariyle. Evet bu da meselenin özeti bence. Evet. Bütün bu rakam karmaşasına değil de sadece bizde bıraktıkları hem de hani spor basınının iki değerli üyesisiniz. Sizde bıraktıkları izler çok iyiyse, e, ligin bu haftasına kadar gösterilen performans da bu yeterli. Sezonun başına dönelim. Vedat Muriç e, Fenerbahçe'ye geldiğinde bir birinci center for alınır mı? Vedat Fenerbahçe formasını taşır mı? Abartılmıyor mu gibi şeyleri hep duyduk. Duyduk. Sörlot'la ilgili hiç kimsenin böyle bir performans düşüncesi yoktu. yoktu Muriç'le ilgili yine vardı yani. Naçizane, Şöyle, ee, Sir, Vedat, şu performansı ben tabii. Vedat'tan bekliyordum. Ama Sörlot'tan böyle bir şey beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu bence. Hiç ben de beklemiyordum açıkçası. Vedat'ta ise şu vardı. İyi bir performans bekliyordum. Fakat Vedat için verilen para çok mu? İşte iki takımın rekabetinden dolayı fiyatı arttı mı diye düşünürken öyle bir performans gösterdi ki ben sonra şöyle bir yorum yapmıştım. Çaykur Rizespor bence ucuza verdi diye düşünüyorum. O dönem öyle bir yorum olmuştu. Ama yani. tabii kulüpler arasındaki anlaşma nasıldır? Tabii ki. Nedir detaylarını bilmiyoruz. İyi evet. bir performans gösterdi yani. E Orası kesin. Verdiği parayı eleştirmedik ki amaç Vedat'ın gösterdiği performansın ne kadar iyi oldu. E Ali Meliye demiş ki e Fenerbahçe'nin turu geçememesi durumunda Avrupa Ligi açısından bir baskı oluşturur mu? Ligemi lige mi daha fazla ağırlık verir ama Fenerbahçeli oyuncular da muhtemelen bugün bunu konuşmuşlardır. Yarın maçtan önce yine bunu konuşacaklar. Herkes daha teknik heyet sezonu bu Fenerbahçe açısından final maçı. Yani. Sezonun finali doğru Fenerbahçe açısından. Evet. Orada tabii Emre Berezoğlu motive etme anlamında söylüyorum. Bu yönü çok iyi. O yüzden Şenol Hoca onu milli takım aldı. Milli takım içerisindeki özellikle gençleri maçları maçlara hazırlama konusunda Şenol Güneş'in üzerinde müthiş bir yükü aldı Emre Belözoğlu. Dolayısıyla böyle bir avantajı da var Fenerbahçe'nin. E, ee, efendime söyleyeyim Trabzonspor'da Sosa bu işi yapıyor. Yılların tecrübesi. inanılmaz takımlarda oynadı. Büyük takımlarda oynadı. Bu yılların birikimini o takımın içerisindeki bazı isimleri yansıtıyor. Ama burada tabii Emre Belözoğlu çok farklı bir faktör. özellikle teknik adamlık yönü de ağır basıyor. Yani saha içerisinde teknik adamların gölgesi diyebileceğimiz türden bir oyuncu. Ama Ilgaz'ın da dediği gibi acaba ilk 11'de başlayabilir mi? Kim? Emre. Emre mi? Yok yok ya ben beklemiyorum. Ben sonradan gireceğini bekliyorum yani. İlk 11... Belli de olmaz. E, ya, tabii. Ya, nasıl bir şeyle hazırlanıyorlar, nasıl bir plan yapıyorlar onu bilmiyoruz tabii. sadece tahmin üstünden konuşuyoruz yani. Sürpriz bir kadro olabilir yani, tabii. Oluyor, Her iki tabii. Takımdan da. Özellikle Fenerbahçe'de olabilir bir kadro. E, Çünkü tabii, o, o zaman de... olmamasından dolayı farklı bir sürpriz çıkabilir karşımıza. Yani şi, Sosa olacak mı, olmayacak mı, o olmayacak gibi duruyor. Bado Endiaye 67'de Göztepe maçında oyuna girmişti. Evet. Burada sorumluluk biraz daha ona olacak. Sosa olursa eğer e, sezonun kalan haftalarında sıkıntı yaşar mı? Öyle bir risk de var. O riski almak istemiyor ben, olabilir. Ben Alınmaz olmaz mı? bence. Ya bir de Sosa işte sen dedin ya daha demin Emre ile Sosa üzerinden konuşurken. Mesela Vakame oyundan çıkarken çok sinirliydi hakikaten. Gitti gitti. Bayağı bir söylendi söylendi. Sonra Sosa maskeyi çıkarttı ona o tribün oraya gelince. Bir şeyler anlattı. Bakan ve sakinleşti. Oturdu mesela yani. Evet. şeyde Maçta bir enstantaneydi tabii, tabii. yani. O belki herkes yakalayamamıştır diye. E, Birkaç e, kişiden duydum onu da. Ha evet. çizgisinin yanından çıktı ha, hatta. Yok çıktı bir dolaştı. Turladı evet. böyle. Uzun bir yolculuk yaptı yani göz <laughs> Stat'ta. Sonra bir şeyler anlatıyordu. Hani çıkmasına sinirlendiğini anlatıyordu herhalde artık ne konuştular biliyoruz ama Sosa aldı bir şeyler anlattı ona. Sonra sakinleştirdi mesela bakamayı. Muhtemelen dört gün sonra kupada oynayacağız. <laughs> Kenara git ve otur dedi. Yani. <laughs> ama <gülüyor> futbolcuların bu tepkileri normal. Vardır normal. Saha içinde özellikle maça kendini kaptırdığın anda... ...hani bunu hep futbolcu arkadaşlarımıza soruyoruz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani maça kendini kaptırıyorsun. Beş dakika sonra, üç dakika sonra, iki dakika sonrasını düşünüyorsun. Artık şu koşuyu yapmaya başlayayım diyorsun. Arkadaşınla konuşuyorsun. O sırada tabela kalkıyor ve senin numaran var. Onu Oyundan zevk alıyorsun. Evet. Yani, yani evet. artık mesleğin kabul ediyor ama. Bir yandan da hobi olarak düşündüğünde zevk alıyorsun. Evet. Şu keyifli ortamdan çıkmak istemezsin. Ben, biz de mesela top oynadığımız zamanlarda e, gençken oyunun içerisinde ölüp kaptırıyorsun kendini. Nasıl yorulduğunu falan bile hissetmiyorsun. Tam özel haberi verecekken sevgili Serdar, bizim Cengiz Han'ın yeni önerisi programdan önce söyledi de hazırlıklı değildik. Tabela kalkıyor işte Serdar Serdar çıkıyor <laughs> Haldun Domaç giriyor mesela. Mesela. Evet. Hmm. Ilgaz Çınar'a onu cesaret edemem henüz. Öyle bir teknik tekrar <laughs> değilim ama. Hani Ilgaz, Bana da sosa lazım sonra. bir tane. <laughs> <laughs> Ilgaz'ın hani sen sen sosasın. <laughs> Çıkacağın zamanı söylersin herhalde. Ilgaz'ı çıkaracağız <laughs> bir tane. Vay. Ilgaz da böyle yapıyormuş. Ben mi? Emin misin? Ben mi çıkıyorum? <laughs> evet bir de o var değil mi? Görürsün 28 evet sen diyor. Why always <laughs> me <mi> ya? <Hadi>. <gülüyor> 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 Yok mu evet. başka ben kimim? Ya, mu... Aa, kaz kazandım tabii. ya ilk evet, Madem öyle. İşte bak şu an şey gibiyim. Oyundan çıkartılan oyuncu gibi. Bu evet hemen gelsin. <laughs> gelsin Senin asla kırmam. Hani kart işareti yaptın kartı göreceksin. <laughs> Güzel bir oyuncu onu söyleyeyim. Türkiye'de iki sezon forma giydi. Eski takım arkadaşım Burak Yılmaz'la arada görüşüyorum. Süper Lig'e Premier Lig'den geldim. Bu arada Premier Lig'deki hocam Robert, Roberto Di Matteo beni çok severdi. Koalajma hem takım arkadaşım oldu hem de rakip futbolcu. Bosinko? Değil. Ben de her şeye Bosinko diyorum abi. Geçenlerde de öyle olmuş. Yine tutuyor ama galiba. Tutuyor. <laughs> yani Römerlik diyor. tutuyor. Roberto Di Matteo tutuyor. <laughs> Burak Yılmaz tutuyor. <laughs> Roberto Di Matteo. <laughs> Kualejma da tutuyor. <laughs> evet. evet. Herkes tutuyor. Drogba mı? Tabii iki sezon formu. Drogba değil. Drogba da tutuyor. Maluda mı? Sadece Kovarejman maddesi. Malu sandviç. değil. Malu da da tutmuyor. Değil. Bir dakika abi şimdi düşünüyoruz abi. Premier geldim, oradan geldim. Türkiye'ye West Bromwich Albion'dan geldi. West Bromwich Albion. West Çok güzeldi. Bromwich, Bromwich, Bromwich Albion. Albion. Evet, West Bromwich Albion. Slaven Bilic'in şimdiki takımı bak. Evet. Allah Oraya Allah. Oraya da. da Porto'dan geldi. Zaten Kovarejman'ı Porto'da oynadı. <laughs> Efendim? Kovarejman'ı Porto'da oynadı.